Merhaba canlar, Kavala Eğitim Serisi videolarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce, biliyorsunuz bu zamana kadar Kaval'da öğrendiğimiz konuların hepsi ikinci pozisyonda uyguluyorduk. Yani alttan bir delik açık, la sesi yani karar sesimiz olacak şekilde bu şekilde uyguluyorduk. Notalarımız neydi? İkinci kademede la sesi, si, do, re, biraz hızlı üfleyip üçüncü kademede mi, fa, sol, la. Bu şekilde uyguluyorduk. Bu pozisyon bize kaval öğrenirken gayet uygun, kavallı tanımamız açısından, parçaları çalmaya başlamamız açısından gayet uygundu. Bunu zaman ilerledikçe bir duraksama yaşıyor gibi oluyoruz kavalda. Ne yaparsak yapalım hep aynı parçaları çalıyormuşuz gibi ve biraz ilerlemiyormuşuz gibi oluyor. Bu nedenle kavalımızı daha farklı yöntemlerle çalmanın yollarını araştırmaya başlıyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi transpoze çalmak da bunlardan bir tanesi. Bugün de sizlere birinci pozisyonda çalmayı göstereceğim. Birinci pozisyonda çalmakta da karar sesimiz bu şekilde değil, artık en alttaki de deliği kapatacağım. Ve karar sesimiz bu şekilde olmuş olacak. Buna birinci pozisyonda çalım diyoruz arkadaşlar. Peki bu bize neler sağlıyor? İkinci pozisyonda çaldığımız eserlerde nota aralığının klavyenin tamamını kullanmamış gibi oluyoruz. Özellikle içinde sol sesi veya kalın fa sesi geçmeyen parçalarda veya bizim aynı kademe üzerinde mi, fa, sol seslerini kullanmamız gereken eserlerde klavyenin tamamını tam doğru kullanamamış gibi oluyoruz. Bu nedenle birinci pozisyon bize bir sesleri bir kademe, yani bir tam ses aşağı taşıyarak, yani la sesini bir ses aşağı taşıdım ve buraya geldi artık. Gene aynı şekilde si sesini bir ses aşağı taşıdım, o da buraya geldi gibi. Bunlar da tabii daha aşağı geldiler. Aynı zamanda da yukarıdaki birkaç ses de gene aynı kademeye gelmiş oldu. Bu şekilde ne oldu? Bize aynı kademe üzerinde daha çok nota çalma imkanı sağlamış oldu. Bize de daha fazla genişlik, yapabileceğimiz nüanslarda daha fazla bir hareket alanı sağlamış oldu. Şimdi de arkadaşlar bu videoda sizlere birinci pozisyonda nasıl çalabiliriz bunları öğreteceğim. Önce bu transpoze işlemini yapabilmemiz için kavalımızın üzerindeki klavyedeki notaların ses aralıklarına hakim olmamız gerekiyor. Bunu daha önce notaların kavaldaki yerleri isimli videomuzda paylaşmıştık. Şimdi size kısaca tekrar ediyorum. En alt delik bize bir tam ses aralığı açıklık sağlıyor. Bundan sonraki diğer bütün notalar, klavyedeki bütün notalar yarım ses aralığı bize ses aralığı sağlıyor. Yani sol sesimizde sol, la, si bemol, si, do, do diyez, re ve mi bemol. Yani sadece en alttaki delik bize bir tam ses aralığı açıklık sağlıyor. Geri kalanlarda yarım ses yarım ses olacak şekilde bize açıklık sağlıyor. Ta ki en arka deliğe kadar. En arka delikte benim kavalım fa açkı, fa açkı kavalda da gene bize bir tam ses aralık sağlıyor. Ben size bu notaların aralarındaki aralıkları yazacağım videoya bir yere. Yani atıyorum sol ile la'nın arasında bir tam ses var. La ile si'nin arasında bir tam ses var. Si ile do'nun arasında yarım ses var. Do ile re arasında bir tam ses var. Re ile mi arasında, gene burada 3. pozisyonda re ile mi arasında bakın bir tam ses var. Mi ile fa arasında bakın sadece bir yarım seslik kaldırdım. Mi ile fa arasında sadece yarım ses var. Fa ile sol sesi arasında bakın iki parmak kaldırdım. Yani tam ses aralığı var. Gene sol ile la aralığında bakın iki parmak kaldırdım. Sol'den la'ya da gene bir tam ses aralığı var. Yani bir la'dan la'ya bir gamda bu aralıkları bilmemiz gerekiyor. Ve kavalın üzerindeki deliklerde bize ne kadar aralık sağlıyor bunu bilmemiz gerekiyor. Gerisi çok basit bir matematik olacak yani. 2 ya da 1 yani 1 burada yarım ses aralığı. 2 katı da onun da bir tam ses aralığı bize vermiş olacak. Şimdi bu matematiği birlikte yapmaya başlayalım. İkinci pozisyonda la'mız bu şekildeydi. Birinci pozisyonda la'mız bu şekilde olacak. Ve buradan sonra üstüne koyarak şu anda ekranınızda bir yerde yazmış olacağım ben bunu. La, si, do, re, mi, fa, sol, la diye. O arada aralıklar da yazıyor olacak. O aralıkları sırayla kavalımın üzerinde uygulayacağım. Bunu uygularken de neye dikkat edeceğim? Sadece en alttaki delik ve arkadaki delik bana bir tam ses açıklık sağlıyor. Geri kalanlar da yarım ses açıklık sağlıyor. Bu sese artık la dedim. La. La'dan si'ye bir tam ses aralığı var. Yani bu deliği kaldırdım. Bu artık benim
yeni si natural notam olmuş oldu. Si'den do'ya yarım ses var. Si'den do'ya yarım ses olduğu için bakın sadece bir parmak kaldırdım yarım ses. Bu artık yeni do bu kavalımızda. Do'dan re'ye bir tam ses var. Yani iki tane kaldıracağım. Bu artık bizim re sesimiz. Re'den mi'ye gene bir tam ses var. O yüzden iki tane kaldıracağım. İki tane kaldırdım. Bu yeni mi sesimiz. Destek parmağını koyabiliriz de. Mi'den fa'ya bir yarım ses var. O yüzden bu destek parmağım dursun. Fa'yı sadece bir yarım ses. Mi'den fa'ya yarım ses var. O yüzden bunu açtım. Bu da fa. Arkadaki delik de fa açıkı kavallarda bana bir tam ses aralığı sağladığı için bunun fa'dan sol sesine de bir tam aralık olduğu için bunu kaldırdığım zaman yine bana sol sesini vermiş olacak. Bir tam aralık. Yani baştan tekrar edersem la, si, do, re, mi, fa, sol. Bakın ne olmuş oldu? Aynı kademe içinde, ikinci kademenin içinde bir sürü notamız olmuş oldu. Genişletmiş olduk. Gene bu sol sesi geldiği için aslında la sesimizin bir pesi olan sol sesini de buradan alabiliyoruz. Şu şekilde ben size gamı bir duyurayım. Ne yaptım? Burada da la sesi için bir üst kademeye artık geçtim. Orada da aynı şekilde la sesini bir perde aşağı indirdiğim için yeni la sesim de bu şekilde olmuş oldu. Üçüncü kademedekilere tekrar bakalım. İkinci pozisyonda mi bu şekildeydi. Artık mi'miz bu şekilde. Mi, fa arada kalıyor yarım ses olduğu için. Sol ve la. Sol, la. La'dan si'ye gene bir tam ses var. Burası si. Si'den do'ya da bir yarım ses var. Burası da oldu. Do, ince do. Arkadaki deliği kaldırdığım zaman da ince re olmuş oluyor. La'ya kadar geldim. La, si, do ve re'ye düfledim daha sonra. Şimdi artık birinci pozisyonda notaların yerlerini görmüş olduk. Burada tabii bir kazancımız olduğu gibi bir kaybımız da olacak. Her şeyin bir bedeli var. Karşılıklı bir alışveriş. Buradaki kaybımız da la ile si notasının arasında bulunan si bemol sesinin burada bu iki notanın arasında kalması ve bizim bu si bemol sesini ve arada kalan si bemol iki sesini parmağımızın bu hareketiyle kendimiz bulmaya çalışıyoruz, duyarak bulmaya çalışıyoruz. Bu birinci pozisyonda çalmanın tek handikapı diyebiliriz. Bunu da birazdan daha detaylı anlatacağım. Öncelikle şimdi bunu tekrar etüt edelim birlikte natural notaları. Hatta birinci kademeyle de birleştirerek en pes seslerle birlikte de uzunca bir gam çalma imkanımız oldu. Mesela çok basit bir örnek yapalım şimdi parçalardan çalmaya başlayarak. Karlıkayın Ormanında türküsü. Notalarıyla birlikte üstünden geçelim. Si, do, re, do, re, re, do, mi, do, si, do. Si, do, do, re, si, la, la, si, la, si, sol, la. Bakın sol sesini
Artık boştan alabiliyorum. Fa açık havalıda sol sesini alabiliyorum artık. Mi, re, sol, mi, mi, re, sol, mi. Şimdi size bir örnek daha vereyim. Bu örnekle birlikte daha iyi anlayacaksınız neden böyle bir transpozeye ihtiyaç duyduğumuzu. Mesela hepimizin bildiği kulağımızda olan Hüseyini makamında bağlama açış nedir? Do, re, mi, 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 mi. Değil mi arkadaşlar? Çokça duyarız bunu. Ya bu kalıbı ikinci pozisyondayken şöyle çalabiliyorduk mesela. Bu şekilde gidiyordu. Peki ben bunda mi sesinde, ikinci kademedeki mi sesinde horlatma sesi elde etmek istersem nasıl olacak? Ya da sol sesinde, fa diyez sesinde horlatma sesi isteseydim nasıl olacaktı? Yapamayacaktım ikinci kademe çalarken. Çünkü, özür dilerim ikinci pozisyon çalarken. Çünkü üçüncü kademede mi, fa, sol seslerini alırken burada horlatma yapmam imkansız. Fakat birinci pozisyonda çaldığım zaman artık mi sesim ikinci kademeye düştü. Fa sesim burada. Sol sesim de burası açık. Bana fa natürel lazım değil de fa diyez sesi lazım. O zaman da bunu böyle yarım kapatarak kulaklı duyacak şekilde yapıyorum. Ama burada da horlatma seslerini, mi fa sol seslerinde horlatma seslerini almış oluyorum. Bu bana biraz daha hareket alanı sağlıyor. Mesela şu şekilde gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi artık horlatma sesiyle birlikte mi'den sol sesine kadar sesleri de horlatma sesine uyarlayabiliyorum. Bildiğiniz gibi kara koyun ezgisi de birinci pozisyonda çalınan bir ezgi. Birinci pozisyonda çalmanın bizlere bu şekilde avantajları var arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kademe üzerinde çok büyük bir klavye aralığımız var. Artık kullanabileceğimiz geniş bir aralık var. Yine bize aslında yeni bir enstrüman öğreniyormuş gibi bir his verdiği için de bizim için o heyecanı da aslında bir nebze taze tutuyor. Notaların yerlerini yeniden öğreniyoruz, aralıkları yeniden öğreniyoruz. Yeni şeyler keşfediyoruz, yeni horlatma sesiyle yeni eserler çalabiliyoruz. Bu da çok hoş bir şey. Yine aslında sesleri birer ton pesleştirdiğimiz için çalacağımız eserlerde de daha dik seslere çıkabilmeyi de sağlıyor. Bunlar birinci pozisyonun bize getirdiği avantajlar arkadaşlar. Fakat dezavantajları da var tabii ki avantajı olduğu kadar. Bu bir alışveriş. Bazı şeylerde de zorluk çıkartıyor. Mesela bahsettiğim gibi bu la sesiyle sol sesi arasında kalan si bemol sesi. Burada bir tam ses aralığımız var. Fakat la'dan si bemole yarım ses aralık olduğu için o yarım ses aralığı bizim kendimiz çıkartmamız gerekiyor. Bu yarım ses aralığı da la notasından sol perdesine yarım kapatarak si bemol sesini elde etmeye çalışıyoruz. Bu biraz başta zor gelebilir. Bunu kulağımızla yapmaya çalışıyoruz. Deneye deneye, zamanla elimiz alışa alışa bunu tam oturtacağız arkadaşlar kulağımızla. Burada elimiz çalışacak. Zaten profesyonel kaval sanatçılarının videolarını izlerseniz de birinci pozisyonda olduğuna dikkat edin. Sürekli bu parmak, serçe parmak sürekli çalışıyor. Hiç durmuyor. Neden? Çünkü zaten Hüseyin'i makamında çalacağımız zaman da bizim si natürel sesine değil, si bemol 2 sesine ihtiyacımız var. Yani 1-2 koma si'yi pesleştirmemiz gerekiyor. Burada yarım kapatmayacağız da şöyle hafifçe üst tarafından hafifçe getirerek si bemol 2 sesini elde etmeye çalışacağız. Yani bu parmağımızla 1-2 koma si'yi pesleştirerek si natürel sesini kullanmayacağız da Hüseyin'i si bemol 2'sini kullanmış olacağız. İşte bu si bemol sesini bulmayı ve si bemol 2 sesini bulmayı size bir göstereyim arkadaşlar.
zaten si ile si bemol 2 sesin arasında küçük bir ses tonu var. Yani 1-2 koma kadar, en fazla 2 koma diyebileceğimiz bir aralık var. Bu nedenle sadece parmağımı buraya koyuyormuş gibi yapıp dudağımla da biraz kavalı içe çektiğim zaman zaten si bemol 2 sesi kendiliğinden geliyor. Zaten kulağımızda da var o si bemol 2 sesi, hemen geliyor. Tam si bemol sesi için de bu perdeyi yarım kapatmamız gerekiyor. Mesela bir Hicaz geçkisi, yani Hicaz dörtlüsü ya da Hicaz beşlisi yapmak istesek La, Si bemol, bu sefer Do'muz diyez olacak, Do'yu yarım ses incelteceğiz. La, Si bemol, Do diyez, Re. Si bemol notasını da bu şekilde yarım kapatarak alabiliyoruz. Yine si bemol 2 notasını da çok hafif, sadece serçe parmağımızı bu deliğin üst tarafına yerleştiriyoruz. Normal si sesi yaparken. Böyle farklı şeyler deneyebilirsiniz. Yani denemekten korkmayın. Yanlış yapmaktan da korkmayın. Hatalı notaları basmaktan da korkmayın. Hatta şu anda bir tane kendimiz parmak alıştırması yazmaya çalışalım. Bu birinci pozisyon için. Yani eskiden mi'den do'ya geçerken kademe atlamamız gerekirken şimdi mi do re mi, mi do re mi hareketini, bunun yanında mi fa sol, sol fa sol mi hareketlerini çok seri biçimde kademe atlamadan aynı kademe üzerinde yapabiliyoruz. Dediğim gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Bu bize çok fayda sağlıyor. Bu tekniği geliştirmeniz için de usta sanatçıları izleyip, parmaklarını çok iyi izleyip onları taklit etmeye çalışın. Onların yaptığı şeyleri yapmaya çalışın. Bu özellikle si bemol sesi ve si bemol 2 seslerini doğru duymaya çalışın, türkülerin içine gömerek. Dediğim gibi bu sizi kademe atlatacaktır arkadaşlar. Skavalda çok ilerlemenizi sağlayacaktır. Diğer transpozeler için de kafanızda bir fikir oluşmasını sağlayacaktır. Ha, yeri gelmişken de bahsedeyim. Burada değişen bir konu da oluyor. Dediğimiz gibi bu elimizdeki do kaval. Bu zamana kadar do kavallı çalışıyorduk. Fakat birinci pozisyona geçtiğimiz zaman artık karar sesimizi bir ses pesleştirdiğimiz için, yani tam ses pesleştirdiğimiz için, Do'dan tam ses pesleştirdiğimiz zaman Si bemol'e düştük. Yani Do, Si, Si bemol. İki yarım ses. Geriye düştüğümüz zaman Si bemol'e kadar düşmüş olduk. Peki biz birinci pozisyonda Do çalmak istiyorsak hangi kavalı kullanacağız? Demek ki bu sefer Re kavalı kalacağız arkadaşlar. Re kavalla birinci pozisyon çaldığımız zaman Re kavalı bir ton pesleştirerek Do kavalı çalacağız. Bunun bu matematiğinde bu şekilde yapabiliriz. Yani basit bir transpoze işlemi. Eğer
İçine girdiğimiz işte grup arkadaşlarımız bağlama, gitar, do kararda çalıyorsa, biz de o parçayı birinci pozisyonda çalmak istiyorsak biz re kaval alırız. Ondan sonra birinci pozisyona düştüğümüz zaman o re sesi de zaten doya düşecektir. Biz de arkadaşlarımızla uyumlu çalacağızdır arkadaşlar. Düşünüyorum sizlerle ilgili paylaşabileceğim, birinci pozisyonla ilgili sizlere paylaşabileceğim şeyler bu kadar. Aslında buraya kadar gelebildiğimiz için de mutluyum. Bu konuları sizlerle işleyebildiğimiz için de mutluyum. İnşallah daha ileri teknikler de göreceğiz birlikte. Şimdilik size paylaşacağım şeyler bu kadar. Sorularınız olursa, görüşleriniz olursa, yapmamı istediğiniz videolar olursa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Beni desteklemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Müzikle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.